Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber bir önceki videoda kirlettiğim mutfağı ve kuşun odası sayılan balkonu temizleyeceğim. Alex'i dışarı çıkaracağım. Pencereleri de kapatmamız lazım Alex'in kaçmaması için. Bakın gördüğünüz gibi gayet dağınık buralar. Burası Delterasyon Yem'in gönderdiği yemleri incelediğim yer. Bakın yerler hep mahvoldu. Alex! Yemleri şu kenara alalım. Burası zaten temizleniyor. Alex'in tüneyini de şöyle toplayalım bu kenara. Şurada bir poşet var. Poşet ne poşeti bilmiyorum. Temizlemeye balkondan başlayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi en pis yer balkon. Ayrıca tabii burada poşetler duruyor. Kargodan gelen poşetler. Süpürmeye başlayalım. Şu benim için yeter herhalde. Alex sus yavrum sus. Burada bir top var. Tamam. Böyle güzel. Balkonun kısaca süpürmesi bitti. Yerlerdeki dökülen yemi aldım. Şimdi Alex'i çıkaracağım. Kafesi altını temizleyeceğim. Yemliğini ve suluğunu da temizleyeceğim. Onları da bir çalkalayacağım güzelce. Gerekirse köpükleyeceğim artık. Bakayım bir elime alayım. Gel bakalım. Alex. Sen tüneyinde dur. Bir günde bu hale getiriyor bu arada. Hani iki günlük falan değil. Tek günde bu hale geliyor. Alex, kameraya gitme. Hayır Alex. Biraz daha aşağıya alalım. Üstüne gelmesin. Oy, tipini yerim. Şimdi şu kafesi biraz yukarı kaldırıp ızgarasıyla beraber geldi altlık. Sorun değil. Izgarayı geri sokamıyorum. Izgarayla beraber çıkaracağım artık. Kafesi altlığı için spatula kullanacağım. Onu da alıp geliyorum. 10 dakikadır falan spatulayı arıyorum ama spatula tabii ki gözümün önünde buradaymış. Bunu kullanacağım. Kafes zeminine ben talaş sermiştim. Bu kemirgen talaşı. Bu kemirgen talaşından kullanmıştım. Bunu da yenileyeceğiz şimdi. Buna bu şekilde girmek zor olacak. Ben bir eldiven alıp geliyorum. Şöyle elimde toplayayım. Altlığı kaldırıp bir poşetin içine sokup çalkalayacak. Böyle içine boşaltacak bir poşet de yok. Çünkü altlık hem büyük hem ağır. Alex burada uçup uçup duruyor şimdi. Buraları dağıtacak rüzgarı. Dağıtma, dağıtma. Sakin. Tamam git uç gel. İçeride uç gel. Bak. Hey, in oradan. İn oradan. Talaş kullanmak işe yaramış gördüğünüz gibi. Şurada ufak bir dışkı var. Onun dışında eldiven siyahlaşmadı. Bir önceki temizliğimde eldiven beyaz olmasına rağmen simsiyah olmuş. Gayet şu anda temiz hala. O yüzden talaştan memnunum. Talaşı da yeni aldım. İlk kullanışımdı. Bakın bu şekilde oldu şimdi. Artık spatulaya geçeceğim. Bakın çöpün içi iyice talaşlı oldu. Burada bir elma kalmış. Bayağı bir toz oldu şimdi. Hapşıracağım ben de. Şu haline sanırım süpürge sokabilirim ya. Eldiveni de buraya atalım. Şarjı bitti. Onun şarjı birazcık dolarken ben de buralara bir toparlayayım. Mesela falçata kutuyu açmak için kullandım. Bunu şuraya kaldıralım. Poşetler var. Alex hala burada keyif çatıyor. Ben senin arkanı toplayayım. Sen de burada gel beni ısır. Bak bak ısırmıyor bu arada. Şu anda sadece oynuyor elimle. Aha bakın burada da yine paketlemeden kalma bir şey var. Bunu atmayacağım. Bu lazım olabilir. Güzel bir paket bu.
bu bebek. İşte bunu kullanacağım. Üstüne de kamerayı koyacağım ve o şekilde süpürmeyi başlatacağım. Bu sırada ben de birazcık dinleneceğim. Özellikle bu kısmı süpürecek. Buradaki dışkıları peçeteyle alacağım şimdi, ya da elma gibi büyük parçalar var. Ardından da bu şekilde kamerayı buraya koyacağım ve süpürmeyi başlatacağım. Önce peçeteyle şunları bir alalım. Alex, Alex gel, Alex. Burayı da alalım. Bu minik operasyonumuz için seni bu odaya kilitlemem gerekiyor. Kusura bakma. Temizlemeye başlıyorum. Evet, buralar bitti. Ne haber Alex? Alex. Alex sanki erkek olacak gibi. Şu boğaza bakar mısın? Halka sanki çıkacak. Şu talaşı bir içine dökelim. Talaşı böyle serdim. Buraları genelde yürümek için kullanıyor şu an. Evet. Normalde şu sehpayı kullanıyorum. Çünkü sürgülü sistemin çalışması için sehpanın kafesten daha büyük olması gerekiyor ki kafesin zeminine oturabilsin, ama oturamıyor şu an, bakın aşağı düşüyor. O yüzden kafesin önünü buna dayayacağız. Bunu kafesin üstüne de şöyle bir kutu var. Bunu koyuyorum ki burayla eşlensin. Ondan sonra kafesi bu şekilde koyduğumda bakın sürgülü sistemi buradan kullanabiliyorum. Burada kafes eğildiği için hafif yukarı kaldırmam gerekiyor. Zor da olsa sokmayı başardım yerine. İkisini de yıkayalım. Yem kabı kurumayı bekleyecek ama su kabını yerine koyabilirim. Arkadaşlar, Alex'i kafesine sokuyorum. Alex, girmen lazım. Bak bak bak, nasıl kafese gireceği için nasıl bağırıyor. Kafesine sokuyorum. Yemlik burada dursun. Ben kuruduktan sonra yemini koyarım. Bugünlük videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.